Hocam öncelikle doğum gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok şanslıyız sizinle. Podcast'imizin sizin doğum gününüze denk gelmesi. Vallahi değil mi? Ne kadar güzel. Evet, bir çok şey. Güzel. Sizinle aynı dili konuşabildiğimiz için çok mutluyuz. Evet. Hemçinin bir şey de var. Biz sizinle röportaj yaptığımız zaman çoğu adam şehri yazırdı. Orada yazdı ki İlber Hoca ile Celal Şengör ikisi bir arada bu podcast olursa muazzam olur. Çok iyi olur. Olur yani. Yani ben de tarihi bitirdim. Tarihçiyim İlber Bey. Tarihçiyim. Sizin üstad-ı azamınız İlber evet, Bey. Evet, evet, evet. Bizim üstad-ı azamımız. Ona göre başlayabiliriz. Tamam. Sigara içmek yasak. Yok hayır değil. Ha öyle mi? İçebilirsiniz. Dostlar, botanisteyi Azerçay'ın desteğiyle ve maraqlı bir söhbətimizə başlayacağıq. Biz Celal Şengör'lə müsahibə eləyəndə hamı yazırdı ki İlber Ortaylı'yla da olmalıdı və bugünə denk gəldi. Öncəliklə hoş gəldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlber hocamızın doğum gününe denk geldi evet. Değil mi? Ne kadar hoş. Çok güzel oldu. Doğum günü hep birlikte kutlayalım. Daha uzun uzun ömür dileyelim ona. Evet, evet. İlk sorum tarihle bağlı olacak İlber hocam. Tarih geçmişten ders çıkarma ve geleceği için yol haritası çizme açısından da önemlidir. Ama sizce tarih bilinci toplumların nasıl gelişimine katkı sağlar? Bizim mesela atıyorum biz Türkler Altaylardan geldik bunu yaptık bunu yaptık 12. yüzyılda bunu yaptık yaptık diyorduk ama 21. yüzyılda bizim bu bize ne katıyor yani 12. yüzyılda olan olmuş bu şimdi bize ne katıyor? Evet evet yani şimdi tarih geçmişten ders alma gele git için yol haritası çizme dedin ikisi farklı şeyler. Tarihin geçmişten ders alma fonksiyonu fazla abartılmamalı. Çünkü tarihte kanun yoktur. Daha kanun niye yoktur? Deneme imkanın yoktur. Deneme imkanın olmayınca kanuna ulaşmak çok zordur. Onun için tarihte teori de olmaz. Bu gibi şeyler yanıltıcı olmasın. Mesela Harvard'dan iki tip çıkıyor, revolüsyonların kanununu tespite çalışıyor falan. Bunlar ufak şarlatanlıklardır. Böyle her gördüğünüz şeye inanmayın. Ama gelecek için yol tespiti dedin, program tespiti ona çok yarar. Çünkü insanların bir strüktürü vardır, tarih. Vücudun tıbbi haritası, tıbbi kroniği gibi bir toplumun da bazı özellikleri anlamasına yarar. Tabii hekimin dosyası kadar kat'i değildir. Yani orada tespit edilen şeyler ona göre bir sağlık raporu yahut bir tedavi yolu çizmek kadar tabi değildir bu iş. Yani bu bir toplumdur. Bunun her zaman bilinmeyen yanı vardır. Tarihin bilinecek tarafı vardır, bilinmeyecek tarafı vardır. Şimdi biz diyoruz ki prehistoria diyoruz. Prehistoria bir ayrımdır. Zaruri olarak herhalde mantık için işe yarıyor. Fakat artık şu anda geçerliliği yoktur. Çünkü prehistoriyadan bazı fizik bilimler sayesinde o kadar çok bilgi edinebiliyoruz ki karbon 14 tatbik ediliyor, o da yetmedi, nükleer metotlar tatbik ediyorlar, daha hassas tarih çizgileri ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş jeoloji ilmi öyle katkılarda bulunuyor ki kullanılan o prehistorik tarih malzemesinin veya yapılmış eşyanın nereden nasıl çıktığını daha iyi tespit edebileceğiz. Dolayısıyla adeta karşımızda yazısız, yazısı olmayan bir
yazı gibi bir vesika çıkıyor. Tabii bu işi halletmez ama rapor mühimdir. Hiçbir zaman 19. asrın tarihçisi bugünkü gibi bir merkez ortaya çıktığı zaman arkeolojik katman gidip de etraftaki flora ve faunayı tespit ederek buna göre bir bağlantı kurarak bir şey söyleyememiş. Mesela bizim Türkiye'de çok moda olan son Göbekli Tepe kazısı. Maalesef hafirler etraftaki flora ve faunayı, jeolojik yapıyı, katmanları, mineralojiyi iyi tespit edip genel rapor yazmadıkları için beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyorlar ve izah edemiyorlar. Etrafta öyle şeyler çıkmaya başladı. Hmm. Yani ilk anda böyle insanların çoğunun geldiği bir panteondan bahsediyorlardı. Ve bazı şeyleri izah etmek durumunda değillerdi. Mesela taşların üzerindeki rölyeflerin neolitik kazı malzemesiyle yapılması mümkün değil. Daha da zor aslında bir kapı var mesela yekpare, monolit bir kapı böyle. Hı hı. Bu kazının gene aynı şekilde neolitik malzeme ile yapılması mümkün değil. Demirin kullanılması lazım. Bronz bile yavaş. Bunların hepsinin cevaplandırılması lazım. Dolayısıyla etrafta nasıl madenler var, ne işletilmiş bunu bildirmiyorlar. O zaman yapamıyorsun. Bunlar olursa bir şeyler çıkar. Fazla dağıtmayın. Karşımızda katmanlar çıkıyor. Bizim için tarih yazıyla başlamaz. Hmm. Bu katmanlarda, bu İran, Azerbaycan, Küçük Asya, Suriye gibi bölgelerde ve aşağıda Mısır'da tarihin yazısı çok erkendir. Çok erkendir. Fakat yazının önceki buluntuları da çok fazla erkendir. Yani 8000 yıllık tarihi var şeyin, değil mi? Batı Doğu Filistin'in, Şeria Vadisi'nin ve oradaki meşhur şehir mesela, değil mi? Jericho. Bunu nasıl izah edeceksin bana? Yani niye orada ondan sonra o iş oluyor falan. Bunlar önemli. Bu bakımdan size söylüyorum, tarihte kanun yoktur. Çünkü olayları mukayese ederken tekrarlama, prova yapma imkanın yoktur. Üzerindeki bilgi eksiktir. Her an senin aksine bir şey, soru yaratacak malzeme çıkabilir. Bu çok önemli. Malzemeye, peki tarih niye ilimdir? Sosyal bilimlerin içinde en exact, en pekin, tam touchly dedikleri bir bilgi dalıdır. Biz degik diyoruz. Ha? Dakik. Ne diyorsun? Degik, degik. Degik, dakik diyorsun. Dakik, evet. Dakiki siz dakik için kullansanız bizim gibi pekinleşme, pekin, exact karşılığı alsanız iyi. Yani bu bizim bölgesel Türkçe farklılıklarında bir lisan, bir bölgenin dilinin öbüründe kullanılması lazım. Yardım alacaksın, destek alacaksın. Çünkü diyor ki Azerbaycanlılar, bu diyor poddercat diyor, kömek diyor. Pamagit kömek, pamagat, pamoçni o da kömek. Efendime söyleyeyim poddercanye de kömek. Nasıl oluyor bu? Olmaz. O zaman destek alacaksın. Bu da diyor ki kömeğe atın Farsça diyor. Niye atacakmışım? Girmiş, kömekleşmek olmuş. Ona da başka bir mana bulursun. İstina şey gibi, tesanüt gibi kullanabilirsin. Tesanütü bugün gençlik anlayıp kullanamıyor. Kullanamıyor. Evet. Solidarnos. Tamam, o zaman kömekleşek yani. Tesanüt, kömekleşme halinde ne diyelim mesela, Çin'le şeyin politikasına karşı durduk. Tamam mı? Üç devlet arasında. Bu çok önemli bir şey. Onun için bunu yapmamız lazım. Böyle anlattı. Kelime atılmaz. Kelimeyi birileri koymuş bizim ecdattan. Herhalde bir manası var.
şiirinde kullanmış ve kaynamesinde kullanmış. Sen o kelimeyi nereye atıyorsun ya? Yani var mı öyle? Çok çok büyük çok annemin mücevherini beğenmedim kadar ahmak bir laftır yani. Sen nasıl atarsın onu? Hmm. Onun için olmaz bu. Demode olmuş. Demode olacak şey var, olmayacak şey var. Kızlar var ki büyük annelerinin gelinliğiyle gelin oluyorlar dolap ve çok daha kıyak görünüyor. Anladın mı? Yani bu mühim bir kelimedir. Onun için de onu yapmıyoruz. Fakat bu pekinlik nedir? Bu pekinlik şudur. Burada numizmatik malzeme var. Meskukat diyoruz değil mi? Onu okuyorsun. Bunu doğru okumak lazım. Burada önünde bir firman var mesela Akkoyunlular değerinden. Yani diyor ki bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyor. İşte Gomaş Teganı, Kalanteranı bilmem ne vilayeti Azerbaycan diyor. Ha? Sözümüz diyor. Farsça fermanda sözümüz diyor adam. Bu çok önemli. Bunları bileceksin. Türkçe, Farsça bileceksin. Yani öyle ben Farsça biliyorum bu devri yaparım yok öyle bir şey. Hı hı. Her Farsça bilen bu Akkoyunlu devrini şey yapmamış yani inceleyememiş. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ancak Lajos Fekete gibi herifler yapabilmiş bunu. Çünkü iki deli de iyi biliyor. Hı. Hatta Latince biliyor bir emirnamenin aslını çıkarmak için. Çünkü Akkoyunlular Merih'ten gelmediler. Ayın üzerinde de oturmuyorlar. Bunların yaşadığı dünyada Latince kullanılıyor. Bilmem ne kullanılıyor. Adamlar bunu okuyorlar. Bu medeniyetle ilgileri var. Bunlar çok önemli şeyler. Türk medeniyeti tarihini incelediğin zaman bu benimkidir, o onunkidir falan diyemezsin. Biz her lisanı mümkün mertebe öğrenmek metotları takip etmek zorundayız. Bu fevkalade açık bir şeydir. Çok üzerinde duruyoruz. Şimdi pekinlik bu. Bu taşın üzerindeki bu epigrafik malzeme şunu söylüyor. Bu sahte mi doğru mu? Bu fermanın yazıldığı kağıt budur. Bu kağıdın cinsi sana Maraga şehrindeki kağıt imalatını verdiği gibi bu memleketin yani bu İran yaylasının, Anadolu'nun kağıdı bilmem nereden ithal ettiğine bir fikir verebilir. Veya ihraç ettiğini o kağıdı bilmem nereye gösterir. Bunlar pekinliktir. Bu mesela sosyologyada, ekonomide falan böyle pekinlik olmaz. Onun için bizim metotlarımız ilimdir, filolojiye dayanır. Her şeye dayanır. Yani bir takım fizikçi çocuklar, ben fizik okumadım, bıktım, bitirdim falan. Tarihçi olacağım, buyur gel dersin. Herif tabip oldu, ha hekimlik yaptı. Ben diyor bıktım bu işten diyor. Tarih, peki buyur hekimlik tarihi yap. Yani buyur tıp tarihi yap. Yani hukuk tarihçisi ol değil mi? Mahkemede dava istemiyorum, Roma hukuk. Bakacağım. Hukuk tarihimiz ince. Peki gel. Yani olabilir. Tarihin bir de böyle umumi bir vasfı vardır. Bu bilim değildir. Droysen'in dediği gibi bilimin üstünde bir şeydir. Bilimin üstünde bir şeydir. Tarih çok önemlidir. Onun için biz buna dikkat ediyoruz. Şimdi böyle şeyler var. Mesela diyor ki ben diyor bu devri pek iyi incelemeyeceğim diyor kafasının içinde ama bunu söylemiyor. Bu mühim değil diyor. Şimdi sen bana nasıl izah edeceksin? Genç bir çocuk çıktı dedi ki dün delikanlı. Ben İtalya'ya gidip mimari okumak istiyorum dedi. Çok bence burada tilki çok. Bu doğru bir koku aldı bu çocuk. Gitmek zorunda. Çünkü sen bana 16. asırda İran'ın ortasında İsfahan'da Nakş-ı Cihan diye bir meydanın inşa edilmesini izah edemez. Mümkün değil. Yani İslam şehirlerinde böyle bir meydan yok. Tebriz'in ilk yapıcıları geniş anlamda İsfahan, İsfahan eski bir şehir. İsfahan'ın ilk yapıcıları bir anlamda Selçukliler onun üzerine ama
Selçukilerin işte cami, cuması var, başka şeyleri var, müthiş eserler. Ben seneler evvel orada Vaysekere rastlamıştım. Eski Cumhurbaşkanı bir toplantıya gelmiş. İşte Herr Bundespräsident dedik, hürmet ettik. Yani eski Cumhurbaşkanı, ilk defa mı geliyorsunuz? Evet dedi. E dedim görmemişsiniz dedim. İsfahan'ınız ve cihanı çok kayıp dedim. Goethe'nin Napoli'si gibi değil, başka bir şey bu dedim. Ver dedi. Sonra öğleden sonra gördüm, şehrin mimarı anlatıyor orayı. Genç, akıllı bir baş mimar. Dedi, bu herif çok şey bilir dedim kendisine. Evet dedi, çok fazla biliyor hakikaten dedi. Ama dedi siz haklısınız dedi. Yani bu bana bulunduğunuz şeyde haklısın. Çünkü orada adam gördü tabii, yani bir mimar değil muhtemelen ama o cami cumadaki medeniyet izlerini gördü. Yani orada ta Uzak Asya'dan, Bizans'tan, İtalya'dan, Mezopotamya'dan gelme kalıntılar, ustalıklar var değil mi? Hı hı. Nakş-ı Cihan, niye kocaman bir meydan yok ki İslam şehirlerinde, ihtiyaç hissedilmemiş o kadarına. Hangisi var meydan? Bizde at meydanı var. Roma'dan kalma. Çünkü Romalılar kurdu orayı. Yani ne? İşte Septimus Severus, Libya asıllı bir Roma imparatorudur. Marcus Aurelius falan Nea Roma diye kurdular. Konstantin sonra o var. Bir de bu var. Bu kadar geniş bir meydan nasıl oluyor? Belli ki bu adamlar çok eskiden beri İtalya ile temas kurmuş. Efendim İranlılar ve Azerbaycanlılar çok iyi resim yapıyorlar. Efendim heykeltıraşlar Rus medeniyetinin eskisi. Adam resimlerini yaptığı zaman 16. asırda, 15. asırda Behzat, Avamirek falan filan bunlar Hind'e kadar. Rusya'dan bir şey öğrenemez ki, orada o zaman ikonografi var, basit bir şey. Nereden öğrenecek bunun aslını? Türklerden, bizden de öğrenemez. Küçük Asya'nın minyatürleri öyle değil. Nereden alıyor? Çin'den, Min'den de. Belli ki İtalyanlarla teması var. Çok şeyi kapmış. Böyle bir perspektif var. Yüzde ifade var. 100 tane surat yapıyor birbirinden farklı. Ornamanların kullanılışı, çevreye bakış, çevrenin kullanılışı. Değil mi? Bunlar artık o bukiyatür. Demek ki bu memleketin bir teması var dışarıyla. Bu önemli. Köprüsüne bakıyorsun, görüyorsun. Çarşısına bakıyorsun, görüyorsun. Yani mesela eyvanlar kullanılıyor. Eyvan bizde Osmanlı şehirlerinde çok yoktur. Portiko yani. Böyle geçerken yağmura ve güneşe karşı. Burada da o kadar yok ama almış onu bir yerden. Nereden almış ona bakacaksınız. Yani bunlar çok önemli. Burada şarkta olmayan şeyler var. Demek ki erken temaslı bir ülke. Bunlar öyle lafla anlaşılmaz. Sanat tarihi bileceksin. Yani tarihçi müze kullanacak. Müze kullanmayan bir adam tarihçi olmaz. Ben bunu müze müdürü olduğum zaman dehşetle fark ettim. Ben gençken gitlik, mihmandarlık yaptığım için zannediyordum ki müzeleri tanım, her şeyi tanımıyormuşum. Ne zaman orada müdür oldun, o malzemeye baktın, kullanmaya baktın, işte o zaman görüyorsun ki bizim tarihçilerimiz müze kullanmaz sanat tarihi, çok kötü. Bir Yunanlı sanat tarihçisi vardı, Helen Filon, sefirin eşi. Bunu bana, bizi tanıştırdılar, ben de ona laf attım. Ha sen dedim sanat tarihçisisin öyle mi dedim. Sen de öyleyse you are also indeterate. Sen de USB savatsın dedim. Hiç bozmadı hele böyle. Yes I am illiterate dedi. Evet ben cahil. The art historians are illiterate. Sanat tarihçilerin bir savattır. And historians are blind. Tarihçiler de kördür. Çok iyi bir laf yani bu değil mi? Bak metot sakatlı. Metot çok önemli. Yani bir şeyden istifade edeceksin.
böyledir. Efendim tarihçi eski eser bakar, gerisine de bakar. Ha? Neydi bizim meşhur şeyimiz, bildiğimiz ortaçağ seyircisi Henri Piren? İsveç'te yeni binalara bakıyormuş. Ya hiç mi tarih eser sormuyorsun demiş. Ben eskici değilim ki, tarihçiyim demiş. O kadar basit yani. Çok önemli. Şimdi ben bu Bakü'ye geldiğim zaman 19. asra bakıyorum. Maalesef gökdelenlerinize de bakıyorum. Müthiş bir para harcanıyor. Güzel şeyler var. Ama silüetiyle uymuyor buranın. Bunların durdurulması lazım, sayılarının. Köhne Bakü, bütün Kafkas tarihi ve bütün Orta Şark için çok önemli bir şehirdir. Yani arkadaki gecekondu gibi evler. Yani orada çünkü hayat yaşanmış ve herkes orada oturmuş. Yani herkes kıyıdaki bilmem kaç tane Tagiyef'in evet, yaptırdığı binalarda oturmuş değil. Orada en büyük yazarı da oturmuş. Komünist Parti'nin merkezi de oradaymış falan. Mustafa Supi'nin yani evet, tarihi orada geçiyor. Hmm. Onları korumak zorundasın, anlamak zorundasın. Nedir o falan diye. Efendim Tagiyev'in evine bakmak zorundasın. Bu adam okuma yazma bilmeyen bir çok kafalı zengin bir milyarder. Yani çok enteresan bir adam. Bakacaksınız. Mesela buranın burjuva tarihi vardır Bakü'nün. Evet. Bu Türkiye'nin önünde gider. Yani burada böyle aileler vardı, Aşurbeyliler. Evet. Çocukları her yaz Avrupa'ya gidiyor. Evet. Şimdi Sara Aşurbeyli önem vermiş. Şu Efendi diye bir hatırat var biliyorsun. Evet. Kitap, şey Sait Kurban. Evet. Evet. Sait Kurban ne olduğu belli değil. Sara diyor ki ya o diyor Yahudi diyor, bizim Mandel arkadaşımız diyor yani. Ya anladın mı? Adam o kadar o derecede oryantalizm olmuş ki ismini de değiştirmiş falan. Olabiliyor. Fakat bu bize bir şey veriyor. Burada bir medeniyet var. Bu medeniyette Rusya mı hakim? Hayır. Adam İtalya'dan master getiriyor. Alman var. Ha? Polonyalı var. Polonyalı alasından var sayfa sayfa. Ya bir tane casus çıktıydı Japonya'da faaliyet gösteren. Richard Alman Zorge. Casusu. Richard Zorge. Ha öyle Almanya'nın faaliyeti, Almanya'nın içinde geriniyor, Nazi geçiniyor. Bir de bir baktılar herif Rusya casusuymuş. Evet. Ya ve bunu da Stalin kıskanıyor. Yaptığı işleri küçümsüyor. Hatta casus mübadelesinde de bunu şey yapmıyor. Adamı vurdular orada. Aa. Sonradan Kuruşev duyunca delirmiş, manyak herif demiş. Ve Zorge için pul basıp vatan kahramanları için yapıldığı üzere. Karısı var mı, sevgilisi var Japonya'da evet, demiş. Maaşı ona bağlatmış falan. Adamın mesela burada Bakü'de babası çalışmış Alman. Alman'ın karısı Rus. Bu evet, bütün bu tip çocuklar gibi Alman baba kaba olur. Evet. Ana evet, şefkatli bir kadın. Rus oradan seviyormuş bu. Herif gizli Rus. Evet yani bunlar önemlidir şey için. Çok. Yani bizim o çocuk bunu şey yaptı, buldu mesela. Çok enteresan bir adam o değil mi? Mesela bir de bakıyorlar zaten babasının tarihinde de komünistler var. Marx'la gibi mektuplaşan falan. Tabii Alman nasyonal sosyalizmine giren adamların içinde mühim olan ırktı. Evet. Irkı temizse bir ara komünist olabilir. Hep bu mühim değil. Cenel abi. kitapları okurken tercüme önceden çok fazla önemliydi. Yani kitap mesela Dostoyevski'nin bir kitabını aldığımız zaman oradaki tercümanın ismi de kendisi kadar önemliydi. Şimdi biz çok fazla Türkçe okuyoruz kitapları. Türkiye'den elde ediyoruz. Bazen bir yayın evi açılıyor. İlk senesinde 50 kitap tercüme ediyor. Kitabı açtığımız zaman içeride tercümanın ismi yok. Hazırlayan yazılıyor. He. Tercüman yok. Bir kitap okurken
onu nasıl seçeceğiz mesela? Dostoyevski'nin dediği gibi yazmış mı? Mesela paper sözünü İngilizceden tercüme ettiğimiz zaman gazete veya kağıt olup olmadığını tercüme eden adamın bilmesi lazım. Bizler bazen bir kitap okuyoruz. Mesela onu Dostoyevski yazmamış. Onu hazırlayan adam farklı tercümeleri birleştirerek, oradan buradan kopararak bir araya getiriyor. Şimdi biz bir kitap alıyoruz. Farklı dillerde bilmiyoruz. Neye nasıl dikkat edelim? Şimdi bu çok ilginç bir soru. Çünkü Türkiye'de, oradan başlayayım, çok ciddi bir tercüme sorunu var. Bilmiyorum tarihte de öyle mi ama ben Türkiye'de ne kadar tercüme gördüysem bunların çoğunun çok kötü olduğunu gördüm. Yani bir kere Türkçesi kötü. Bakıyorsun bunu yaz, bunu diyorsun, tercüme eden önce Türkçe bilmiyor. Evet. Ondan sonra tercüme ettiği dili yanlış tercüme etmiş. Evet. Örnek mesela. Çok daha korkunç örnekler var. Mesela televizyonda ben National Geographic'i seyrediyordum. Orada Türkçe'ye tercüme edilmiş. Adam Tuna Nehri'nden Danube Nehri diye bahsediyor. Cahil coğrafya. Ya bu korkunç bir şey. Ya Türkçe'de... Scotland Yard'dan iki tane hatun İskoçya Limanı diye bahsediyor. Yani ya bu korkunç bir şey yani. Her gün İskoç Limanı'na gidiyor. Yani inanılır gibi değil bu. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken, bir kere tercümeyi kim yapıyor? Evet, coğrafya bilmiyorlar bir. Evet. Bir de oranın dilini bilmiyor, kullanılan dili bilmiyor ya. Evet. Yani Tuna'ya Danube demek inanılmaz bir şey. Şimdi okuyorsun. Diyen var ama biz onu diyemeyiz yani. Tövbe ya. Ya. Değil mi? Şimdi okuyorsun. İşte İsa'nın doğduğu yeri tartışıyorlar. Betlehem diyor Türkçe. Ay ya, Beytüllahim bu. Beytüllahim'dir. Yani değil mi bizim... İbranca'ya da yakındır. Evet. Aslına yakın ya, isim o. Evet. Bizim dilimizde de var bu değil mi? Beytüllahim kullanılan bir şey. Betlehem onu kullanmıyor, başka bir şey kullanıyor. Ondan sonra bir de tercümelerde sahtekarlık yapılıyor. Şimdi benim çok üzüldüğüm bir şey oldu dün. Benim Hasan Ali Yücel kitabım kuşa dönmüş. Azerice'ye çevirmişler. Bütün kaynaklarını atmışlar. Bütün fotoğraflarını atmışlar. Dedim şimdi bu nasıl olacak bu ya? Yani bunu okuyan benim yazdığım kitabı okuduğunu zannediyor. Ama öyle değil. Ben bunun Türkiye'de de çok örneğini gördüm. Yapıyorlar. Maalesef kırpıyor kitabı. Yani ben hiç unutmuyorum, Jules Verne'in kitaplarını İyi Gün yayınlarından okuduydum küçük. Sonra baktım ki bunlar daha önce de Türkçe'ye tercüme edilmiş. Oradakiler çok daha tamam. Dedim ya bunu niye atmışlar buradan? Tasarrufat şurası. Yani belli değil. Belli değil. Ondan sonra orijinalini aldım, baktım. O da bambaşka. Bu çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla bir tercümeyi okuyacağın zaman her şeyden evvel o dili bilsen de bilmesen de muhakkak orijinalini bir bak, yanına koyman lazım. Bakman lazım. Orijinaline benziyor mu, benzemiyor mu? Ya benim Hasan Ali Yücel kitabım aşağı yukarı 1-1,5 santim kalınlığında. Buradaki yarım santim kalınlığında. Ve içindeki hurufat daha büyük. Diyorsun bu nasıl oluyor ya yani? Değil mi? Evet. İşte Türkiye'de de İyi Gün yayınlarının Jules Verne'ine bakıyorsun. Ondan sonra geriye dönüyorsun ki İlber'in çocukluğunda yapılmış Ferit Namık Hansoy'un tercümeleri. Çok daha düzgün. Çok daha güzel. Ama ondan sonra orijinaline gidiyorsun. Bakıyorsun orijinali daha da güzel. Orijinalini becerememiş. Mesela bizim çok sevdiğimiz bir Rusça mütercimi vardır Türk edebiyatında. Hasan Ali Edis. Hasan Ali Bey Sırpça bilirmiş. O bakımdan Rus dilinin strüktürünü kavruyor. Yani ondan bir Anna Karenina tercümesi okumak olabilir. Fakat Turgenev olabilemez. Çünkü maalesef ziraatı ve botaniği bilmiyor.
O zaman oraları ya atlayıp atıyor ya da yanlış çeviriyor. İşte bu çok büyük bir mühim tehlike. Bir şey. Evet. Bu çok yani bu İlber'in işaret ettiğini özellikle biz ilmi yayınlarda görüyoruz. Ben evet, mesela jeoloji güzel tercümelerine bakıyorum. Pek çok hata yakalıyorsun. Maalesef. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Coğrafya isimleri ve şahıs isimleri hep yanlış. Evet. O zaman bir soru, affedersiniz, bir soru oldu. Yani tarihte de bu kaynak mevzusu var. Güvenilir kaynağı biz sade bir okucu. Evet. Nasıl belirleyecek? Bu güvenilir bir kaynak. Sade okuyucu bilemez. Yani muhakkak atar, sinirlenip atar. Bir tarihçiden, bazı adamları tavsiye etmezdim çünkü nefret eder çocuk. Bir tarihçiden mutlak surette onun tenkidini okumak lazım. Şimdi Türkiye'de bu da çok eksik. Bir tenkit literatürümüz yok. Şimdi bir tercüme yapılıyor veya bir kitap yazılıyor. Onun adam gibi bir tenkidi yok. Bu tenkit çok önemli. Çünkü tenkidin içinde analiz var. O kitap nasıl yazıldı veya nasıl tercüme edildi, ne olabildi. Ondan sonra bir de sentez var. Sentez de şu, bu işe yarar veya yaramaz. Değil mi? Böyle bir tenkit literatürün olması lazım. Azerbaycan'da bu var mı bilmiyorum. Ama bizde de yok. Türkiye'de yok. Bizde de yok. Almanların tenkit mecmuaları vardı. Mesela Josef von Hammer, ki İlber benden iyi bilir. Onun tonla makalesi çıkmıştır. Kendi konusunda yazılan kitapları adam bazen 200 sayfa uzunluğunda tenkit ediyor. Ya müthiş bir şey bu. Yani onu okuyorsun, ondan sonra kitaba gidiyorsun, bakıyorsun. Diyorsun ki vay be bak, bu bunu atlamış, bu bunu atlamış, bu bilmem ne atmış falan. Bu şey, bazen bir tenkit de yetmiyor. Muhtelif tenkitler lazım. Yani literatür yaşayan bir şeydir. Ben yaptım olduğuyla literatür olmaz. Evet. Ama birisi tercüme edecek veya bir kitap yazacak. Ondan sonra birileri alacak bunu, tenkit edecek, analiz edecek. Değil mi? İşte ancak o zaman... Hammer'in kendinde de var. Hatta onda başkası. Ve burada başkası yazıyor. Dolayısıyla... Araplar diyor, Arap askeri diyor, Azepleri. Z'nin noktası düşmüş. Azep'i Arap zannetmiş. Şimdi burada mühim olan... sıradan halktan birisi bu tip kaynaklar olmadığı takdirde karar veremez. Bu çok acı bir şey. Ben bunu Türkiye'de çok yaygın görüyorum. Yani Türkiye'deki cehaletin bir kısmı aslında okumuş cehaletidir. Daha tehlikeli. Daha tehlikeli de. Adam okudum zannediyor. Diyorsun kardeşim sen bunu okudun iyi güzel de. Tercüme ettim zannediyorsun. Yani... Sonra Lessing mesela... ne demiş? Diyorlar ki hiç kimse falanın tercümeleri kadar iyi değildir. Bir şey söyleyemez diyor. Cevap, ich bin dieser Niemand diyor. Ben bu berbat tercüme diyor. Ya bir şey Lessing'e kadar Alman Fransız tercümelerinde iş yok. Yani çok. Ama Lessing dediğin adam kütüphane müdürü. O muhteşem şeyin kütüphane var. Dükün kütüphanesi. Ben oraya gittim, hayretler içinde kaldım. Evi de orada. Efra hemen kütüphanenin yanında. İşte milattan. Evet. Ya müthiş bir şey ya. Yani. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek ve böyle bir literatürün gelişmesini temin etmek lazım. Ama mesela Gutenberg 1400-1500'lerdeydi galiba. 1450. Matbaayla 20 milyona yakın kitap üretiyorlar. Evet. Ama şu an tam aksi bir konu var. Yani fazla kitap basmamaları gerekiyor değil mi? Küçük şeylerin. Hayır, kitabın sayısı belli. Kitabın sayısı belli. Tercüme bozulmaması için. Bazı şeyleri değiştireceksin. Bazı ön yargılar bize... Atalarımız vermişler, yakın babalarımız, evet. Dedelerimiz. Yanlış, belki bunu bir amaçla, bir teşvikle söylediler. Mesela matbaa geldi, millet okuma yazmaya alıştı, gelişti. Evet. Öyle değil. Evet.
Yani şimdi mesela gazeteyi kim çıkarttı gazeteyi? İtalyanlar, Venedik ve Cenova, tüccar şehir. Evet. Bunlar Akdeniz'in etrafında, hatta İran'da falan o sıra ne oluyor? Paraların değeri ne? İklimler nasıl? Bilmem malların değeri ne? Yazmaları lazım, ondan başlamış. Günde 150-200 tane kağıdın önünde böyle bir sürü adamlar oturuyor. Şakır 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 yazıyorlar gazeteyi. O gidiyor. Matbaadan evvel bu. Evet. Hatta matbaa pahalı olursa bu gene yapılır. Mesela Moskova'da 200 tane tiyatro var Çar Devri'nde. Şimdi evet. Bu tiyatroların insanlarına olur olmaz tercümeleri 200'er tane basmanın falan ya bilmem oyuncuları var bunun. 200 tiyatro aynı şeyi oynamadığına göre bir oyunda mesela diyelim 10 tane oyuncu var. Rejisör falan. Bunlara 10-15 nüsha lazım. Yazarın nüshası geliyor, konuyor önlerine. Orada işinden atılmış. Sarhoşluktan memuriyeti bırakmış. Çok güzel yazılı bir buhalter hırsızlık yapmış. Kanunun ve cemiyetin dışında kalmış. Hitrovka'da oturur bunlar. Kötü bir semt. Hitrovka'da oturuyorlar. Herif getiriyor onlara. Şakır 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 yazıyorlar tiyatro için. Bittiği an getiren önlerine kalbasayla rakıyı koyuyor. Üç kuruş yok fazla para zaten. Başka tiyatro. Öyle de var. Mesela bizim Türkiye seyahatnameleri. Evet. Bir tanesi Hans şeyindir. Çok önemli bir şey. Onun tercümesidir. Ya onun yazısıdır. İlk şey 2. Murat Devri'nde falan. Schildberger'e mi diyorsun? Schildberger, bravo. İkincisi de mesela aynı şekilde Fransız şeyin vardır. O da gene o devirlerde gelmiştir. Matbaadan önce söyle onda. Onu bilmiyorum. Ay şimdi gelir aklıma benim. Bunlar durgunluklar. Schildberger'i ben niye biliyorum biliyor musun? Çünkü Timur'la olan ilişkisinden. Timur'la olan ilişkisinden noteri. Bir de şey Kırım'dan falan bahsediyor evet, önce. Evet. Öbürü de mesela gene aynı şekilde bunları millet yazmış yazmış el yazması okunmuş. Tabii, o matbaayı okudu mu? Ama okuyor. İlgisi evet. var. Evet. Dolayısıyla mesela bizim matbaa geldi diye tarih kitapları basılmamış. Çünkü elle yazıp yazıp bir toptan okuyorlar. Orada kurtarmaz. Yani 1000 tane basarsan kurtarır da kimse 1000 tane şeye para vermez. Müteferrika matbaasında. Bunun gibi bir sorun var. Yani bunların üzerinde durulacak. Ama bu bir şeydir, ön yargıdır. Değişti tabii. Okumak ayrı bir keyif çünkü. Başka şeye bakacaksın. Bu insanlar nasıl yaşıyor, nasıl tetkik ediyor? Demek batıdaki herif sokağa bile çıkmadan okuyor kendi başına. Bizimkiler kahveye gider gibi beraber oturup birileri okuyor öbürleri. Kıraathane adı üstünde. Adı. Okuyor yani. Ama bir şey var. Bir var bilim, bir de bilimin ulaştırılması. Evet. Evet. Biz bilimi nasıl ulaştıracağız? Bu son derece önemli bir konu. Şimdi bilimi ulaştırırken iki şey yapmak lazım. Bir, her bilimin kendine has bir dili var. Mesela ben jeolojiyi size anlatmaya başlasam yarısını anlamazsınız. Evet. Benim oğlum mikrobiyolog bana anlatıyor, hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Herifin dilini anlamıyorum. Şimdi bir kere bundan temizlemek lazım. Bu mümkün. Yani jeolojiyi halka indirmek mümkün. Bakın Einstein'ın çok meşhur bir lafı vardır. İzafiyet teorisini diyor. Barda sana içki getiren kıza anlatamıyorsan anlamamışsın demektir diyor. O çok mühim. Dolayısıyla demek ki bilimi kendi zor terminolojisinden ayıklayarak anlatmak mümkün. Ondan sonra bilimin bazı kavramları var ki bunları bazen bilimcilerin kendileri bile tahayyül edemiyorlar. Mesela kuantum.
kuantumu soruyorsun neyin nesidir? İşte bu diyor bir ihtimal hesabı. Şimdi oradaki yörüngecikler var. Yörüngeler değil, yörüngecikler var. Diyorsun bunun bu şeklini nereden biliyorsun? Adam diyor ki bu aslında bir ihtimal hesabı grafiğidir. Şimdi peki diyorsun gerçekte neye benziyor onu bilmiyoruz. Şimdi bunu sana bunu icat eden fizikçi söylüyorsa halka nasıl anlatacaksın bunu? Bunu basitleştirmen lazım ama basitleştirirken onun esasını kırmamak lazım. Onun esasını bozmamak lazım. Yani halk şunu anlamalı ki ya burada bazı şeyler var ki çok zor anlaşılmaz. Sonra önemli olan bir şey var. Halkta şöyle bir izlenim var. Bir intiba var. Bilim söylüyorsa doğrudur. Böyle bir şey yok. Hiçbir bilimde bu yok. Biz bilimciler olarak yani tarihçi olsun, jeolog olsun, fizikçi olsun o an elimizdeki verilerin bize söylediğinin en iyi yorumunu yapabiliyoruz. Ama bu yorum muhakkak doğru demek değildir. Evet. Halkın bunu anlaması lazım. Evet. Buyurun yani. Hocam kağıt. Evet. Yani bizim dememiz lazım ki kardeşim bu şimdilik doğrudur. Elimizdeki en iyisi budur. Ama bu geçmiştekilerden daha iyidir. Dolayısıyla lütfen bunu şimdilik kullanın. Ama ileride daha iyisi çıkacak. Değil mi? Gene Einstein'a dönelim. Einstein var mesela, böldüm sözünü. Söyle. Konsantre, concentrated dediğin zaman Londra'da dükkanda alışveriş eden kadın hemen seni bu portakal suyuna götürür. Ve onun kafası sıkılmış meyve suyundan ötesine gitmez konsantrede. Halbuki sosyolojide o nedir? Bir temerküzdür. Temerküz tabii. Ama bu temerküzü de concentration lager diye anlayabilirsin. Veya Baku'daki yabancı işçi konsantrasyonu diye anlayabilirsin değil mi? Bunların hepsinin karşılığını araman lazım halka inmek için. Bravo. Yani böyle yaksı takdirde bu portakal suyu özü arayan kadın senin konsantrenden anlamadı diye nutuklarını da anlamaz. İşçi evet. meselesini konuşurken politikacısın bulacaksın. Bizim bir kolaylığımız var demek bir tarafın bulmadığını öbür taraf bulacak. Yani o çok önemli. Bunlara dikkat etmeli diyorum ben yani o kadar. Bu arada tabii... Senin o şeyin, Schildberger'in Fransız çağdaşı da Bertrand'dan böyle Brockier. Tam onu. Aaa Brockier. Felaket bir isimdir o yani. Ama yazdıkları çok doğrudur. Öyle yani mi? O, tabii. Yine aynı şekilde biliyorsun bir tane de şey var. İspanyol bir... Clavio. Clavijo vardır. O da çok fitimurasından o Clavijo. Evet. Şimdi dolayısıyla halka inerken bütün bunlara çok dikkat etmek lazım. Maksat şu, yaptığın bilimi halka anlaşılır kılacaksın. Bu bilim adamının mesuliyetidir. Evet. Şimdi yalnız ben Amerika'dayken bunu fark ettiydim. Bizde de geçerli, geçenlerde de yazdım bunu. Bilim adamıyla halk ve yöneticiler arasında bir sınıf lazım. Bir popülerizatör sınıfı lazım. Bu popülerizatör sınıf bilimi iyice anlaması lazım. Onu gerçeklerini kırıp dökmeden basitleştirip halka anlatabilecek bir yeteneğinin olması lazım. Böyle adamlar vardı geçmişte. Bugün pek yok. Yani işte Carl Sagan bilmem ne falan filan diyorlar. İyi güzel Carl Sagan anlatıyor da bunun içinde bir sürü saçma sapan şeyler de söylüyor. Popüler bilim. Ama işte o popüler bilimin bilimden kopmaması lazım. Evet. Çok mühim. Aslından kopmaması. Evet. Yani halka anlatacağım diye kuşa çeviremezsin bilimi. Anlatabiliyor muyum? Onu adam gibi basitleştireceksin. O şekilde anlatacaksın. Şimdi İlber'le benim bu teke tek programları Fatih için yaptığımız programların en büyük muvaffakiyeti bizim ikimizin de halka hitap edebilmemiz olmuştur. Değmeli halk bizim dediğimizi anlıyordu.
terminolojiye dikkat ediyor. Onun için de hoşuna gidiyordu. Terminolojiyi hakkı kurtarırsan izah ediyorsun, giriyorsun. Yoksa saçmalarsın. Evet. Yatay mobilite nedir yani? Evet. Yani öyle şey olur mu? Yatay dikey mobilite nedir yani? Bunu anlatırsın. Bizim biraz yaptığımız açarsın. O bilim programları, benim görebildiğim ve Fatih'in de bizlere söylediği kadarıyla hakikaten Türkiye'de bir çığır açtı. İlk defa milyonun üzerinde seyircisi olan bilim programı yaptık. Evet. Fatih bunu ilk teklif ettiği zaman ben dedim ki ya dalga mı geçiyorsun dedim. Bu dedim Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benziyor. Kim dinler bizi dedim. Hiç öyle değil dedi. Bal gibi dinlerler dedi ve Fatih haklı çıktı. Ve onun üzerine ben Fatih'e dedim senin gazetecilik dehan önünde saygıyla eğilirim. Evet yani. Bağlantı arıyor. Evet. Kendisi bağlantı arıyor. Yani bir şeyi okurken Fransızca veya Türkçe Fransızca iyi o çocuğun. Evet. Galatasaraylı. Yani Galatasaraylıların hepsi öyle. Robert Kolej'lerin hepsi İngilizce. Felaket. Doğru. Yani doğru. Böyledir. Yani ben yabancı okullarda bir parça okudum. İyi olanlar olmayanlar yani maalesef. Çünkü şey de oluşuyor, eğitim bölünmüş vaziyette, eskisi gibi değil. Evet. Ve gelenler de eskisi gibi değil demek. Yani öyle eski Robert Kolej hocaları yok yani. Şimdi yok, eskiden doktorlar falan var. Yani Hillary Sumner Boyd diye bayağı skolar. Evet yani değil mi? British skolar olmuş yani adam çok iyi. Ya ne bileyim Mamburi gibi herifler Fransız şeyde Galatasaray'da öyle bir şey yok artık bölünmüş şey. Evet. Bu böyle bir şey çok dikkat etmek lazım. Mesela burada Rusya'da derse Sovyet devrinde bilirse çok önemli bir Rusça eğitim şeysi oldu Azerbaycan. Kazakistan ve Azerbaycan. Kazan eskiden beri öyleydi. Başka her yerde bu kadar dikkat etmediler. Hatta Kafkasya'daki kardeş respublikalarımız, evet, evet. Azerbaycan ve Armenya'nın Rusçaları müthiştir yani. Evet, yani Gürcüler ve Ermeni konuşuyormuş. Farklı. Ya evet. Kniga mniga niçital diye kitap mitap okumadım. Bir şey yani Gürcülerinki de o. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Burada neredense kışla gibi. %99'u hakikaten bir de güzel telaffuzu var. Rus kimi konuşuyoruz? Ama dişle dudak arası. Ama İngilizceyi de Rus gibi konuşuyorsun. Evet. Ben ona dikkat ettim. Ama burada Rusçanın bozması. Ben evet. Z'leri Ruslar gibi. Hayır, ben alay ederlerdi benim Fransızcamla. Rarman, Jean Bocuset aksan dedi biri. Rarman. Nadiren diyor. Jean Bocuset aksan. Set aksan, sen aksan Rus. Le Rarman, Jean Bocuset aksan dedi. Eski kolma dedim. O Rusça tesiri ama Türkler şu dişle şu dudağın arasında konuştukları için buna Kazak da, Özbek de, Kazan Tatarı da, Azerbaycanlısı da dahildir. Bunlar her lisanı doğru telaffuz ederler. Ben demiyorum şpiyon gibi. O ayrı uğraşma ister ama doğru telaffuz ederler. Her lisanı. Böyle ağızlarını bozdukça bu şimdiki kız çocukları gibi bu mümkün olmuyor. Bunu söylüyorum onun için. Dişin gerisine, dudağın önüne geçmenize hiçbir gerek yok. Türkçe konuşurken bilhassa. Yani bunu yapmayın. Yani diyorum anlamaları lazım. O bakımdan... Bu Hilber'in dediği o kadar ilginç ki. Şimdi ben Oya ile konuşuyoruz evde. Oya'nın ana dili İngilizce. İngilizce. Kaydığını görüyorsun. Kayıyor İngilizce. Evet o kadar ilginç ki Türkçeyi telaffuz ederken... Diyorsun ki ya Amerika'daki kızlara soruyorum. Çocuklar Türkçe biliyor mu diyorum. Yok diyor. Niye öğretmiyorsun diyorum. Ne lazım var diyor. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Kolejlerden bahsettiniz. Geçen son sohbetlerinizden birinde paralı eğitime karşı bir duruşunuz, bir sohbetiniz vardı. Şimdi mesela Bakü'de okullar
İyi öğretmenler paralı okullara gidiyor. Evet. Devlet okullarının hali mesela 30-35 kişi, 40 kişi, 50 kişi bir sınıfa konuluyor. Özel okullarda... Yani siz de Türkiye'ye benzediniz. Evet, tamamıyla benziyoruz. Şimdi özel okullarda sınıflar az kişi tutuyor. Evet. Çok iyi öğretmenler geliyor. Mesela bizim kızlarımız Cambridge School'a gidiyor. Ha. Cambridge usulü eğitim alıyorlar. Evet. Biraz daha İngilizce ağırlıklı vesaire. Şimdi eğer paralı eğitim iyi değilse... Ne yapalım biz? Şimdi ya burada sizin yapacağınız bir şey yok. Devletin yapacağı bir şey var. Devletin eğitime çok ciddi para ayırması lazım. Ayırması lazım. Şart. Ve prensipleri olacak. Evet. Prensipleri aynen. Olacak. Prensipleri olacak. Yani bu prensip. Çok önemli. Şimdi Almanya'da eğitimin gelişmesine bakıyorsunuz. Üniversitelerden başlayalım. Değil mi? Orada bir adam çıkıyor 19. yüzyılın başında Wilhelm von Humboldt. Diyor ki bugüne kadarki üniversitelerde diyor profesör metni alıyor, kürsünün başına geçiyor, metni okuyor, çocuklar yazıyor. Şimdi bu orta çağdan kalma bir eğitim işte. Biraz önce İlber söyledi. Matbaadan önceki zamandan kalma bir şey. Çünkü kitaplar kitap çok pahalı. Zaten. Kitap yok dediği gibi öğrenci alamıyor. Ne yapıyor? Profesörün dediğini yazıyor. Almanca'da ders demek Vorlesung'dur. Yani öğrencinin önünde okumaktır. Dokere değil yani. Vorlesung. Hiç Latince'den çevrilmemiş bir tabir. Çünkü Latince'de dokere. Evet. Quid docet dixit öğrenir. Evet, evet. Dokere diyor. Almanca'da Vorlesung'dur. Tamam. Reader ya. Evet, İngiltere'de, bravo. İngiltere'de doçent karşılıyor. Ne oluyor? Daha ben ne diyor şey Fransızca nedir yani? Doğuk okutman demek lektörlük. Evet, o da lektör. Mesela Collège de France kurulduğunda oradaki adam profesörlerin rütbeleri lektör royal. Kraliyet okuyucuları. Aslında ama bunlar profesör aslında. Tamam. Şimdi dolayısıyla yapılacak iş bir kere öğrencinin az tutulması, öğretmenlerin kaliteli olması lazım. Şimdi Wilhelm von Humboldt bakan oldu, daha doğrusu o zaman bakanlığı yok, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın bir bürosu bu. O büroda Wilhelm von Humboldt bir şey çıkartıyor, bir kural listesi çıkartıyor. Diyor ki üniversite. Üniversitede diyor araştırma yapılmalıdır. Forschungsuniversität. Ve diyor profesör kendinden öncekilerin yazdıklarını değil sadece kendi ürettiklerini de öğrenciye öğretmelidir. Dolayısıyla adım adım ileriye gitmektir. Şimdi bu üniversiteye hazırlık için Almanların bir sürü lise çeşidi vardı. Gymnasium, Realschule. Bunların hepsi çeşitli yüksek okullara öğrenci hazırlarlar. Şimdi siz eğer belli bir liseye gittiyseniz ancak sizi meslek okuluna yönlendirir. Evet. Siz o meslek okulunda okursunuz. Evet. Ama gimnasyum mezunuysanız nereye isterseniz gidersiniz, üniversiteye de gidersiniz. Bu çeşitlenme bir kere üniversiteye giden adam sayısını azalttığı gibi mesela liseye, gimnasyuma giden adam sayısını da daraltıyor. Bunu yapabilmek için Wilhelm von Humboldt'un yaptığı gibi son derece ciddi oturup bir eğitim planı yapmak lazım. Ben nüfusumu nasıl yetiştirmek istiyorum? Benim elimde şu kadar milyon genç var. Bu gençleri ben nasıl eğiteceğim? Nasıl, nereye kanalize edeceğim? Bakın, bilmiyorum dün İlber'in konuşmasını dinlediniz mi? İlber dedi ki her önüne gelen üniversiteye gidemez. Bir millete lağım temizleyicisi de lazım dedi. Efendim musluk tabircisi de yapacak lazım adam dedi. Lazım. Ah, bir de çok güzel bir Artin Usta'dan örnek verdi. Arteman'ın kurucusu diye orada. Ben de onu ilk defa duydum yani. Böyle adamlar lazım. Dolayısıyla bu devletin işi, siz yapamazsınız. Ama devlet kendi mesuliyetini savsaklarsa işte bu hale düşeriz.
Türkiye'de bu hale düşmüştür. Demek ki ne yazık ki Azerbaycan'da bu hale düşmüş vaziyette. Biz aslında özel eğitime karşı değiliz. Ama böylesine karşıyım. Evet. Şimdi bu milleti, bizim milletimizi kaldıran özel eğitimcilerdir. Hı. Yani Rusya Çarlığı milletin okullarına böyle para mara vermiyor. Kendisinin gimnazyumları var. Hı. O gimnazyumların başındaki marif vekilleri son derece şoven herifler. Hı. Mesela bir tanesi Şırinski Şahmatov, Türk asıllı Şırin Şahmat Mirza'dan geliyor ama o Yahudu Udarov falan böyle tipler. Ama bu insanlar nasıl Türkçe öğrendi? Kahvehanede başlayan okul, usulü cedid okulları diyorlar. Ve hepimizin reformatörlerine ceditçiler diyorlar değil mi? Yenilikçiler. Evet. Çünkü demiş ki mollalar gibi böyle Arapça ezberleterek Türkçe öğretilmez. Öbürleri de mektep açmıyor. Adam Arap alfabesine sesli ünlemler koyuyor, bir şey yapıyor. 20 senenin içinde 5000 tane okul açıldı Rusya İmparatorluğu'nda. İmparatorluğun dışına da çıktı Uygurlara falan. Bunu yapan adamlar özel okul bunlar. Ne bileyim bizde Ayşe abla vardı, solcu diye bilinirdi Rusya İmparatorluğu. Nusret Hızır'ı. Evet. Ama Nusret Hızır kendisi de müthiş bir adam zaten. Müthişti. Bize felsefe öğreten bir adam. Türkçe diye bilmem. Mesela sen tanıdın mı Nusret Hızır'ı? Ben ondan ders yapıyorduk. Biz ondan salı akşamı Ayşe abla okulun üstünde bize ders veriyordu. Yapma ya. Arkadaşlardan birinin kızı diyormuş ki babamlar da buraya bu okulda ders görüyor ama onlar büyük olduğu için Ayşe ablanın kocası öğretiyor onları. Yani o Ahmet Aslan Hoca var ya felsefeci. Ona o mektepten o. Hayır, Nusret Hızır beni yetiştirdi. Oradan öne bir tek evet. İmam Hatip dermine gelmiş. Yalnızca tabii bizim kursun altı o. O doyamamış da mektebe bir de oraya geliyordu. Bizim İlhan Tekeli, ben falan hepimiz orada oturuyoruz çocukların sıralarına. O bize anlatıyor. Allah. Epistemoloji tabii. 2 sene, 3 sene, 4 sene falan devam etti o iş. Çok enteresan. Millet de merak ediyor bu ilber nereden çıkmış. Oraları adamın bilmiyorum. Gördüğü eğitim. Eğitim eğitim. O da özel eğitim ama. Şimdi bu da özel eğitim. Aşağısı da özel eğitim. Ne bileyim bu Coşkun Kırta var diye. Evet. Onun bir babası vardı. Kısa boylu herif, otoriter. Mehmet Ali Bomba Kırca. Kırca. Şimdi bu Mehmet Ali Haşmet Kırca Fransızcasıyla meşhur İstanbul'da. Bir de Almanca bilirmiş herif. Doktora yapmış. Osmanlıca Provincial Verwaltung diye. Allah Allah. Ya çok enteresan bir herifti. Bu da özel okul. Yani açtığı okuldan çıkıyor. Bütün bunlar dururken böyle örnekler, numuneler. Tabii Ayşe ablanın abisi vardı 40 yaş büyük, Satyal Husri. İlk o yuvalar falan onun. Buralar öyle bilmem ne. Bütün bu örnekler dururken biz özel okula karşı çıkmayız. Ama böyle ticarethanelere karşı çıkarız. Aynen öyle abiciğim. Bu işin ticareti olmaz. Kabak İki değil fark. Bu. Çocuklarla olmaz. Onun için bunların üzerinde marif nezaretlerinin yani vezaretlerinin, vekaletlerinin neyse fevkalade sert bir şekilde kontrol kurması. Bunlar bir de sandviççi dükkanı gibi 3-5 şube açıyorlar. Ya şu pastayı bile 3 tane yerinde attığından da tadı kaçar. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Ve okullarda artık yani affedersin çocuk sayısı falan da azalıyor. Ya nereden mi çıktı bu tasarruf 40 kişiyi bir yere koyma? Ona Bell Lanchester metodu derler. Sanayi İngiltere'sinde sıralara çocukları dizerler böyle 200 kişi. Muallim sadece sıra başlarını anlatır. O da bu tarafa öğretir. Böyle bir şey. Yani lüzum yok ki. Kaç koçuğu var milletin? 2 çocuk. Bir çocuk, hiç çocuk. Yani nereden tasarruf ediyorsun da yani pekala kabarık bütçeli memleketler 50 çocuk okur mu yani? 40 çocuk okur mu?
çifte tedrisat yapılır mı? Evet ya, burada eğitim ya, yapılamaz. Yapılamaz şey. Yapılamaz ya. Olmaz evet, öyle evet. Şey. Öğretmen okulları niye kısa tutuluyor? Yani bunlar önemli. Eğitim enstitüleri örneğini. Hasan Ali Yücel ve Mustafa Necati Bey'in okullarının özelliği eğitim enstitüleri. Sen onu ikilemirle söylüyorsun. İlber onun üzerinde çok... Çünkü ben o eğitim enstitüsünden mezun matematik hocam vardı. E vardı fıstık gibi adam. Bu adam İlber bizi mezun etti. Amerika'ya gitti, elektronik profesör oldu. Tabii olur. Bizim Türkan Hanım da bize edebiyat öğretiyor. Ciddi ciddi ortaokulda kadın. Yani bunlar oranın mezunları. Profil buradan çıkıyor. Bizim valide derdi ki... Biz dil tarihte lisan falan öğretilmiyor filolojilerde, eğitim enstitüsü öğretiyor derdi. Hakikaten o zaman ortaokul, liseden yabancı dil bilip çıkanlar vardı. Evet. Bu çok önemliydi. Şimdi bunlar dururken böyle örnekler, bu ticarettir. Evet. Öğretmeni ticarete karıştırırsan senin beğenmediğin eski mollaları aratır yani. Aynen öyle. Çünkü hiçbir ideal kalmaz. Ben buna karşıyım. Bunun bir dünya şeysi, protokolü, hatta belki hiç değilse şimdi Türkler arasındaki protokollerle azaltılması, kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi bu kontrol edilmesi lafı çok mühim. Biraz önce ben dedim ya, devletin bir politikası olması lazım. Devletin bir sistemi olması lazım. Kontrol ona göre yapılacak. Evet. O çok mühim. Bak Hasan Ali zamanında ne kadar iyiymiş. Çünkü adam gibi kontrol vardı. Evet, Hasan Ali kontrol. Müfettiş gelirdi. Yani ah, müfettiş gelirdi biliyorum ben. O müfettişlerin içinde mesela bizim bir meslektaşımız var. Biliyorsunuz. Necdet Sakaoğlu. Aa! E tabi ortaokul hocası müfettiş o adam. Eğitim enstitüsü mezunu. Pekala da iyi tarihçi yani. Evet, Necdet Bey bu, bir tabii, de muhteşem bir adam Necdet tabii, Bey. Tabii çok bilgili bir adamdır. Ben çok. Dahi Diktatör kitabınızı okudum. Çok güzel bir kitap. Ama bir soru çıkar. Bir devleti kalkınması için ilk devrede diktatör olması lazım veya güçlü el olması devletin lazım. Devletin karakterine bağlı. Şimdi bakın. İlber bir ara bir gazeteye bir beyanat verdiydi. Her milletin bir karakteri vardır dedi. İşte Alman bilim yapar, İtalyan sanat yapar, biz asker milletiz dedi. Tamam mı? Biz öyle yetişmişiz. Anadolu'da Atatürk Cumhurbaşkanı olduğu zaman okur yazar oranı %10, kadınlarda %2. Ya sen böyle bir şeyi düşünebilir misin? Burası da öyle, Rusya'da öyle. Yani buraya sen demokrasi dediğin zaman Demokrat Parti iktidara geldiğinde bir İstiklal Harbi gazisinin ayağına basmış genç bir çocuk. Ha. Adam da demiş ya ayağıma bastım. Ne o demokrasi geldi demiş. bak bu kafayla demokrasi olmaz. Ama Atatürk yaptıklarını arkadaşlarına bile anlatamamış. Dolayısıyla diktatör olmak mecburiyetindeydi. Ben şöyle derim o kitapta. Atatürk kendinden sonra diktatör gelmesin diye diktatörlük yaptı. Of. Milleti hazırladı. Okulları kurdu. Yani İlber'in anasının babasının hocalık yaptığı okul Atatürk'ün eseridir. Bizde öyle bir şey kurulamaz bu devirde. Yani ben bugün dil tarih gibi bir yeri kurduramam. Sovyetler Birliği yıkıldığında dedim ki bunun bize bir hayrı olacak, buradan adam getirin. Doğramacı uyanık olduğu için Azerbaycan'dan kaçırdıklarıyla konservatuvar kurduk. Evet, evet. Biz Azerbaycan'dan gelenlerle matematik bölümü bizim ayağa kalktı. Bölümleri kurduk. Yani bunlar iyi gitti. Biz de diyoruz ama bu adamlar. Ama ben dedim ki biz Bizantinist getirdik. Bizantinist. Hiç haberleri yok. Anlatamıyorsun. Herif neyini anlamıyor. Ya Atatürk Bizantinist mi okursun diye. Bizantinika, Bizantinist mi okursun diye. 4 adam yollamış. O zamanın fakir Türkiye'sinde. Evet. Sen bugün bunu kafan ermiyor. Ben bunu anlatamadım. Yani belli ki bazı konularda biz tabii yol almışız. Ama bu bazı konularda biz gerisindeyiz Mustafa Kemal Devri'nin. Çok açık. Evet maalesef. Maalesef. Yani işte onun için diktatörlük lazım.
Yani Atatürk karar vermiş. Bakın benim hocam İhsan Ketin Kayseri'de doğmuş 1914'te. Ben bir gün rahmetli İhsan Hoca'ya dedim ki hocam dedim kusura bakmayın. Siz dedim bokun içine doğmuşsunuz. 1914'ün Kayseri'si. Ne yol var ne bir şey var. Fakat Abdülhamid'in kurduğu bir lise var. Evet. İhsan Bey bir hademenin oğlu. Kendi okuduğu lisenin hademesinin oğlu. Ama İhsan Bey'in okuyabilmesinin sebebi bana dedi ki siz nasıl çıktınız ortaya hocam dedim. İki adam dedi. Bir Atatürk. Atatürk dedi bana burs verdi. Ben dedi liseyi bitirdim. Lisesinin en iyi öğrencilerindenmiş. Atatürk bütün bu liselere 18 liseye emir vermiş. En iyilerini İstanbul'a gönderin. Bunları imtihan edeceğiz. Yurt dışına göndereceğiz. Bunlar lise öğretmeni olacaklar. İhsan Hoca bu seçilenlerden biri. Diğer ikisi ve üç arkadaş gitmişler. Ekrem Akurgal, Sedat Alp. Sen söyle bu adamların büyüklüğünü. Müthiş herifler yani. Bunlar Yavuz Abadan, Tahsin Beçir Balta öbür yani, yani öyle. Bunlar yani. Gidiyorlar. İhsan Ketin Berlin'den hoşlanmıyor. Berlin'de Stille diye çok dogmatik bir jeolog var. Orada Melahat Çağlar diye İhsan Bey'den büyük bir doktor öğrencisi var zoolojide. İhsan Hoca gitmiş, Melahat abla demiş, ben burada yapamayacağım demiş. Çünkü sokakta her gün 100 kişi öldürülüyor, enflasyon fırlamış. Korkunç bir durumda Berlin. Melahat Hanım demiş ki İhsan demiş sen Bonn'a git. Bonn demiş küçük bir şehir. Orada Hans Claus var demiş. Evet. Hans Claus Almanya'nın yetiştirdiği en büyük jeologlardan biri. İhsan Hoca gidiyor Claus'un yanına. Claus anti-Nazi. Nazileri sevmiyor. Yabancı öğrencilerine kol kanat germiş Hans Claus. Tamam, bakmış bu İhsan Bey çok yetenekli bir adam. O zaman jeoloji eğitimi 3 sene. Şimdi burada 3 sene okuyacaklar, Türkiye'ye dönecekler, lise öğretmeni olacaklar. Hans Claus İhsan Hoca'ya demiş ki ya İhsan demiş, senin demiş doktoranı yapmadan dönmen ziyan olur, çok üzülürüm demiş. İhsan Hoca demiş ki yani demiş benim bursum bu, benim elimde değil. Onun üzerine Hans Claus talebe müfettişini arıyor Berlin'de. Kim biliyor musunuz talebe müfettişi? Cevat Dursunoğlu. Şimdi bak İlhan söylesin kim Cevat Dursunoğlu? Marif'in önemli adamlarından ve biri. Ve Erzurum yazdı. Kongresi üyesi. Üyesi. Tarih kurumunda bir sürü bu aşk kitapta damgası var. Okumuş. Öyle mi? Hadi bak. Cevat Dursunoğlu talebe müfettişi. Klaus diyor ki işte böyle böyle bir çocuk var diyor. Hemen bursunu uzatalım diyorlar. Şimdi bakın bu şartlar altında devletin muazzam bir gücü var. Bu güç nereden geliyor? Bir adamdan geliyor. Atatürk'ten geliyor. Yani marife yetki vermiş. Evet. Efendim söyledim ya Şevket Süreyya Aydemir TKP üyesi de değil. Recep Eser Komünist Partisi üyesi. Gelince içeri atıyorlar 3 ay. Çıkınca genel müdür yapıyorlar. O zaman öyle bir kafa var çünkü. Bu önemli. Yani çok önemli bir şey. Yani. Şevket Süreyya'nın kitaplarını okuyorsun. Babam bana tavsiye ettiydi. Tek adam, ikinci tek adam. Tek adamı okumak lazım. Bu burada basılması lazım onun. Bence Azerbaycan tarihinin o safhasını hiçbir kitap bu kadar iyi anlatamaz. Müthiş bir kitap. Yedek subay Kafkas ordusunda hem de. Size anlatsın. Sonra da komintern de adam. Dolayısıyla diktatörlük onun için geçerli şart. Mesela yeni yazıya geçilecek. İnönü'ye diyor ki Atatürk, İsmet diyor, ne kadar zamanda olur mu? İşte diyorlar, 6 ay, bir sene falan. Bana bak İsmet diyor, ya bir gecede olur ya hiç olmaz. Olmaz yani bu kadar. Yani Trakya ama yapıyor. Biz bunu Atatürk'le değil, yani Ahundov geldiği zaman kimse ona sen delisin, kaçıksın, zındıksın demedi yani. Padişah madalya verdi. O koca sadrazamlarımız, tanzimat vezirleri dinledi herif hürmetli ama bu iş olmaz dediler. Niye olmuyor Allah biliyor. Bak ne diyor?
Bu işe 3 ayda olur, 3 günde olur. Ya hiç hafta olmaz diyor. Tamam bitti iş yani bu kadar. Böyle oldu. Yani parlamento olduğu takdirde yani orada müzakereler falan gelir ve bu iş kalırdı. Ama tek adam karar verirse bu olsun, o zaman iş fakat dikkatini... Olmaz kendi arkadaşları harf devrimi istemiyor. Evet. Böyle şey. Ya köprülü. Köprülü. Yani köprülü. Karşı köprülü bize bu olmaz diyor. Ya köprülü benim görebildiğim kadarıyla 20. yüzyılda Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük alimlerden biri. Avram Galanti ne diyor? Onu bilmiyorum. Ne diyor? Arap harfleri terakkiyemani değil ki, devam edin diyor. Ha işte. Yahudi bilginimiz bile böyle diyor. Ve yani düşün abi yani. Ya kim zümrüt de kırılır yani bu kadar herkes karşılığı. Ben bir gün oturdum. Arap harflerini her bir harfi Latin harfine çevirdim. Bir yazı yazdım. Alın okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsun. Olmaz. Çünkü sesliler yok, sesli yok. Bu kadar, bu kadar. Sesli bu kadar. Ben bir gün bir kitap aldım. Bu yarım. Burada bir Y var, o kadar. Bir de Vav var. Bunlar bu Vav. Sessiz görevi de görüyor. Ve. O oluyor, U oluyor. Ö oluyor, V oluyor, Y. Bir tane isim var, oğlanın adı Ödül. Ödül'ü ben sana okuyayım dedim. Adul. Udul. Odul. Ya ben hiç unutmuyorum. Adı Odul kaldı. Ben bir gün bir kitap aldım. Şimdi bakıyorum. Mafsal coğrafya. Ha. Ulan mafsal coğrafya olmaz. Saçma sapan bir şey. Mufassal. Ay, evet. Ama şimdi kızlar öyle konuşar. Ben mafsal coğrafya. Ondan sonra uyandım ki ulan bu mufassaldır be kardeşim. Yani. Muhtar, muhtar kelimesi için muhtarlık diyeceksin. Türkiye'de terekki olur. Hocam seyahatnamelerinizi ve seyahat notlarınızı çok fazla okuyorum ben. Bir şehre gitmeden önce ve orada olduğumuz zaman nasıl gezmek zorundayız, nasıl gezmeliyiz? İşte burayı gezdiğin gibi. Önce bir rehber okursun. Eskiden yoktu, sonra var. Ya daha doğrusu ararsın. Yani rehber kitap okuyacağız rehber önce. Rehber kitap bakarsın, okuyamazsın. Bakarsın. Hı. Tespit edersin onu, böyle hızlı okuyup plan yaparsın. Gezmeye başlarsın, sık sık oturursun. Sık sık not tutarsın, sık sık oturursun. Bir daha yürürsün. İstersen 24 saat gez, böyle iyi olur. Böyle otobüse binip 3 saat bilmem ne turuyla bir yer öğrenilmez. Hele gençlikte çok ayıptır. Şehir yürüyerek. Şehir yürüyerek olur, önünde plan olur. İkide bir sık sık bir yere oturursun, halkla konuşursun, bakarsın falan. Sonra trenle yabancı bir ülkeyi gezersin, gezerken camdan dışarı bakarsın. Karşındakilerle dedikodu yaparsın. Öyle o gazete, kitap, roman okunmaz gezide, çok ayıp. Onu her gün o yolu gidip gelenler okur. Sen ilk defa gidiyorsun şimdi, buradan kalkmışım mesela, buradan Şeki'ye demir yolu var değil mi? Evet var. Ben orada oturup kitap okuyacağım, öyle bir hödüklük olur mu? Kafkas'ın eteğine gidiyorsun. Bir bakarsın, karşındakilerle dedikodu yaparsın, konuşursun, bunu çok faydası olur. Hele İtalya gibi yerlerde, orada orta sınıf ahali sana çok şeyler öğretir. Yani değiştirir fikrini. Böyle enteresan şeyler vardır. Onun için bunu böyle kullanacaksın. Tayyareyle az gezeceksin. Sen iş adamı değilsin, devlet adamı da değilsin. Acelenle. Yani otobüse bin, trene bin falan, elin kamyonuna bin git, arkadaşının arabasıyla git falan. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler ve aktif olacaksın seyahatte. Yani o büyük gezginler çok alim adamlar ama devenin üstünde boyuna kitap okumadılar. Yok abi. Öğrenmezler. Ya bakın ben burada şimdi bu gitmenin deve üstünde kitap okumadılar dediğine bir çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Tibet'in kuzeyinde Kuenlun Dağları var. Bizim karanlık dağlar dediğimiz dağlar var. Şimdi bunun yapısını biz merak ediyorduk. Fransızlar gitmişler
birinci sınıf jipler bilmem neler falan. Bir makale yayınladılar bunun yapısı hakkında. O makalede belli ki bunlar Çinlilerin söylediğini almışlar yazmışlar. Evet, aynen. Benim bir öğrencim vardı Haldun. Dedim Haldun bu böyle olmaz. Biz dedim 19. asrın sonunda 20. asrın başında yapılan ekspedisyonlar var. Sven Hedin'in ekspedisyonları evet, var. Sven Hedin. Efendime söyleyeyim. Hollandalı Vişer'in ekspedisyonu var. Dedim, bunları böyle eşekle gezerler yani. Ha bak. Çünkü adam ya atla ya yürüyerek her mostrayı kontrol etme imkanı var. Jiple giderken onu yapamıyorsun. Ben Tibet'te gördüm onu. Gidiyorsun. Evet. Atla giderken bakıyorsun, dönüyorsun, iniyorsun, taşa bakıyorsun bilmem ne. Arabayla giderken bile mümkün. Mesela Goethe İtalya'ya gidiyor. İkide bir tak tak durduruyor, vagona atlıyor. Çünkü orada ne gördü? Apenninlerin üzerinde bir fosil. Evet. Yol kazılmış bir deniz fosili görüyor. O yeni o zaman. Tabii tabii bu 18. yüzyılda. Yani burada çok ilginç olan... Senin o sen de yapıyordun İstanbul Ankara. Abi. Ben 100.000 kere geçtim. Bu dur diyor iniyoruz orada bir şey gösteriyor. Ancak ettim. Ben dedi ya aktif olacaksın. Yani sen çevreni sorgulayacaksın. O çevreni sorgulayabilmek için önceden de hazırlık yapacaksın. Bakın eskiden İlber benden daha iyi bilir. Şeyler var, seyahat kılavuzları vardı. Hı-hı. En meşhur da Beydeker'di. O Beydeker'de yok yoktu kardeşim. Şöyle yazılır Beydeker. Beydeker ama sende gösteriş yok şimdi. Tamam. B-A-E Beydeker. Bu çok meşhur oldu. Bütün memleketler... Rusya'nın gravüründe bizim köyün adı Kırmacı Mandası'nda... Çerçevenin içine sığmamış haritaya buraya taşınmıştı. Niye taşıyor? Herhalde İlber Ortaylı bakacak diye değil. Niye? Çünkü köyde kazı var. Şeyler çıktı amforalar. Herif öyle anasının gözü bir şey. Evet. Yani ya müthiş bir şey var. Sonra İngilizlerin Yunan amforaları falan çıktı. İngilizlerin yanında. Yaptığı Bradshaw'lar var. Yahu bu kalın. Trenle bir İngiliz parlamentörü elinde Bradshaw trenle bugün seyahat ediyor, millete anlatıyor. Ya adam oradan okuyor, gittiği her istasyonun özelliği, orada ne var, ne görülecek. Hepsini yazmış herif Bradshaw'ya. İşte bu tip şeylerle hazırlık yapacaksın. Ondan sonra gideceksin. Yani bölgeyi bir önceden taramamız lazım. Evet. Sonra da gidip sormanız, konuşmanız, not tutmanız lazım. Defter olacak. Pardon, sırana giriyorum ama. Not tutma diyorsunuz. Not tutma tekniğiniz nasıl? Şöyle bir defterin olacak, tutacaksın. Sade. Sade. Tabii tabii tabii. Yani çok saklamak istiyorsan krilabreyle yaz, gençler okumasın. Bizim bir tane çok tatlı bir Ermeni patriarkamız vardı, vefat etti. Biliyorsun Mesrop Sırpazan arkeologdur. Evet. Çok şey bildi. O mesela bilmiyorum neden galiba Katolikos'la falan da arası açık çekiniyor. Bütün notlarını eski Ermenice tutuyor. Raşi harfleriyle İbrani harfleriyle. İki kat. Ya Bertrand Russell çok meşhur İngiliz filozofu. Evet, evet. O küçükken ailesindekiler okuyamasın diye notlarını İngilizce ama Yunan harfleriyle tutarmış. Okuyamazlar. Peki hocam sonradan notlarınıza nasıl geri dönüyorsunuz? Mesela diyelim defterlere yazıyorsunuz. Bir şey aradığınız zaman bir ipucu ya da bir bilimsel bir arşiv açıp araştırdınız. Çok tasnif edemezsin. Memleket defterleri tutman lazım. Küçük küçük. Memleket. Ki nota geri dönüldü. Ben bir defterimi Girit'te kaybettim. Muhtemelen o zaman çok kötüydü ilişkilerimiz. Polis çaldı. Yani bir boktan defteri nerede kaybedeyim? Bir baktım yok. Bir şeyin içindeydi. Çünkü ben bütün köylerdeki cami vesaire falan kitabelerini
yazmıştım. Sonra bir daha gittiğimde Filiz vardı Yenişehirli oğlu. Bulamıyorum. Ya burada bir çeşme vardı bilmem. Ay ben okuyamadım ama o çeşmenin yerini biliyorum dedi. O Cingöz. Yani sanat tarihçisi olduğu için kolay değil. Yani ben diyor kör değil. Öyle bulmuştu. Yani o şeydir. Böyle bu defterler önemlidir. Tabii gelince de onları derhal kaydetmeniz lazım. Umumi bir şeye. Aradığınız zaman öyle bulabilirsiniz. Bir de deftere bir şey yazdın mı? Onu daha iyi hatırlıyorsun. Hatırlarsın. Yani o muazzam bir hafızaya destek oluyor. Bir sorum olacak. Hangi keşfiniz sizi daha çok heyecanlandırdı? Orta Asya'daki Altaid sisteminin nasıl geliştiğini bulmak o müthiş bir şey. Coğrafya. Onun yüzünden Amerikan Bilimler Akademisi'ne seçildim. Nasıl buldunuz? Onu bana Boris de sordu. Şimdi bu nasıl buldunuz çok ilginç. Bütün dağ kuşaklarında granitin şey olmasıyla, başkalaşıma uğramasıyla, metamorfize olmasıyla sıcaklık basınç altında gneiss diye bir kaya oluşur. Yani böyle girerken burada görüyorsunuz merdivenlerde falan bir sürü gneiss var. Büyük dağ kuşaklarında Apalaşlar, Alpler, Himalayalar. Bunlar en iyi bilinen dağ kuşakları. Çünkü daha 19. yüzyıldan beri hababam haritalanmış. Buralarda merkez gneiss'tan oluşur. 1843'te yayınlanan 1829'da Çar Alexander von Humboldt'u davet ediyor. Çar'ın bir maliye bakanı var. Kankrin, Alman asıllı. Kankrin şeye bakıyor, Urallarda platin bulunuyor. Şimdi Humboldt'a sormak istiyorlar. Bu platin para temeli olabilir mi altın gibi? Kankrin Humboldt'a diyor ki gel diyor. Hem diyor bizim platin madenlerini falan gör. Sonra da nereyi istiyorsan orayı gör diyor. Humboldt da diyor ki tamam biz diyor Çin sınırına kadar gitmek istiyoruz. Altayları bilmem neyi falan görmek istiyor. Tamam diyorlar. Bütün masrafta bizden diyorlar. Çar diyor ki Humboldt'a. Bakın diyor sizden hiçbir şey beklemiyorum. Ama diyor yolda Rus İmparatorluğu'nun yararına bir şey görürseniz onu da lütfen söyleyin. Evet. Tamam mı? Humboldt yanına iki tane genç alıyor. Ehrenberg ve Gustav Rose. Ehrenberg zoolog. Mikrobiyoloji icat eden herif. Berlin'deki müzeye git, tabiat tarihi müzesine heykeli vardır kocaman. Evet. Öteki de Gustav Rose mineralog. Humboldt bu iki genci yanına alıyor. Bunlar kardeşim düşün Trans-Sibirya Ekspresi var hiçbir şey yok şeyler. Kaleşlerle. Arabalarla gidiyorlar. Ta Çin sınırına kadar geliyorlar. Bütün o dağ sistemini görüyor. Humboldt 1843'te bir kitap yayınlıyor. 3 cilt. Aziz Santral. Orada diyor ki Humboldt ya diyor burada garip diyor. Muazzam diyor dağ sistemleri var. Fakat gneiss yok. Nasıl oluyor bu diyor. Niye diğer dağ sistemlerine benzemiyor burası diyor. 1901'de Edward Süss Das Antlitz der Erde kitabının 3. ciltini yayınlıyor. Tamamen Asya'ya adanmıştır. Ve Süss Rus jeologlarla temasta. İşte Inostrantsev, efendime söyleyeyim Obruchev, Chersky bu gibi adamlarla temasta. Onları derliyor, topluyor. Bu arada Trans-Sibirski magistralin yapılmasına başlanmış. Ruslar demir yolunun 500 kilometre bu tarafı, 500 kilometre bu tarafı. Olduğu gibi haritalamışlar. Jeolojik olarak. Süss de bakıyor ona diyor, gneiss yok. Bu nasıl oluyor diyor. Orada da bırakıyorlar. Yani gneiss'i olmayan bir dar sistemi. Ben buna baktığımda benim bir öğrencim işte Haldun vardı. Biz Haldun'la Kvenlun'a baktık. Kvenlun'da da aynı durum var. Sonra dedik ki Haldun'dan acaba bu stil dağ oluşumu kuzeyde nereye kadar gidiyor Asya'da? Bir de baktık Baykal Gölü'ne kadar gidiyor. Bütün Orta Asya ne Himalaya'ya benziyor, ne Alplere benziyor, ne Apalaşlara benziyor. Bambaşka bir stil. Dedik la biz bu başka dünyada nerede görülüyor böyle bir şey? Sonra baktık ki bugün faal olan dalma batma zonları vardır.
Pasifik çevresinde, sonra bizim Girit'in güneyinde var. Bunun önünde muazzam miktarda sediman birikir. Okyanusun üstünde çökelmiş sedimanlar gelir, buradan kürenir. Onun önünde birikir. Alaska'da mesela 400 kilometre genişliği. Makran'da, Pakistan Makran'ında 600 kilometre genişliği. Falan. Kalınlıkları Olimpik Yarımadası'na gidiyorsun Amerika'da, Kanada ile Amerika sınırında, Pasifik Okyanusu'nda 40 kilometre kabuk kalınlığına ulaşmış. Haldun'la biz dedik ki ulan bu Orta Asya böyle bir yer. Bunlar akresyoner prizmalar. Bu bambaşka bir stil bu. Fakat dedik bunu adam gibi öğrenebilmek için bize Rus lazım. Rus literatürünü okuyacak adam lazım. Ama Rus literatürünü okumak yetmiyor. Çünkü 1980'lerin sonuna doğru Ruslar daha levha tektoniğini pek kabul edememişlerdi. Şimdi Rusya'da adam bulacaksın, levha tektoniğini de bilecek. Ben böyle iki tane adam tanıyordum. Bir tanesi Valentin Simeonovich Burtman, Yahudi. Ama birinci sınıf jeolog, Orta Asya'da çalışıyor. Ben 1984'te Valentin'le Tian Shan'ı gördüydüm. Dedik ki Valentin'i davet edelim. Bir de Boris Alekseyevich Natalin var. O doğuda, Habarovsk'ta çalışıyor. Ve bütün o Rusya'nın doğu kısmını haritalamış bu herif. Bir de Amerikalılarla ve Japonlarla çalışmış. O da levha tektoniğini iyi biliyor. Ben bu ikisine mektup yazdım. İlber biraz önce dedi ya, bir sürü adamı biz davet ettik Perestroika'dan sonra. Bu da hemen Perestroika'dan hemen sonra. Biz bunlara dedik ki size 2000 dolar maaş. Rusya'da aldıkları maaş 100 dolar mıydı neydi? Size dedik 2000 dolar maaş. İkisi de geliyoruz dediler. Geldiler, onlarla oturduk. Şimdi Altayitlerin genişliği benim göbeğime benziyor. Buradan böyle başlıyor, böyle oluyor Orta Asya'da, sonra daralıyor. Şimdi arada magmatik kayalar var falan. Oradan benim aklıma geldi ki ulan dedim bunlar çok büyük yanal atımlı faylarla tekrarlanmış. Şimdi şöyle bir şey düşün, ince uzun makarna gibi. Bunu kes, parçaları yan yana diz. Dedik bu böyle olmuş. Ve dedik bu olay kıta kabuğunun nasıl büyüdüğünü gösteriyor. Dedik bunu yazalım. Amerika'da bir kitap yayınlanacaktı. Oraya davetliydik biz. Bir gece Oya ile yatıyoruz yatakta. Oya'ya söylüyordu. Oya dedi ki ya dedi orada ziyan etmeyin bunu dedi. Nature'a gönderin. Nature. Ha. Dedim ulan hiç fena fikir. Benim karı benden akıllı olduğu için. Ertesi gün Boris'le şeye Valentin'e söyledim. Dediler çok iyi fikir. Nature'a gönderelim. Çünkü Nature dünyanın bir numaralı bilim dergisi. Biz Nature'a gönderdik. Nature hemen kabul etti. Yalnız dediler burası o kadar az bilinen bir yer ki batıda. Buna dediler bir ilave harita koyun. Coğrafya haritası. Dedik Nature sadece 5 şekle müsaade ediyor. Bunu da koyarsak 6 olacak. Sen boş ver koy dediler. Peki dedik. Bir de dediler bir giriş yazın. Bunun coğrafyasını falan anlatan. Dedik baba Nature 5000 kelimeye müsaade ediyor. Onu da koyarsak uzayacak. Boş verdiler uzasın. Sonra biz 43 tane birlik tespit ettik. Ünite. O Laura Garvin diye benim de bir arkadaşım da Nature'ın başında duruyor o zaman. Celal dedi bunları bir kutu yap dedi. Kutu içinde anla. Dedim ki Laura Nature kutuya izin vermiyor. Ben boş verdim. Yaptık. Biz yaptık bunu. 9 sayfa. Nature maksimum 5 sayfaya izin veriyor. 9. Bizimki 9 sayfa oldu. Bu yayınlandı. Müthiş sükse yaptı bütün dünyada. Muazzam. Bizim makale sayfanın ortasında bitiyor. Altına da şey koymuşlar. Yazarlara kılavuz. İşte orada diyor 5 sayfadan fazla olmaz. Efendim 5 tane şekil olur, kutu olmaz bilmem ne. Boris baktı. Bunu dedi kendilerine hatırlatma olarak koymuşlar. Bir daha böyle bir şey olmasın diye. Evet olabiliyor ama demek bildiğin o. Bu benim hakikaten yaptığım en önemli keşifti.
Bir de ben öğrenciyken şeyi fark ettim. Şimdi Edward Zeus 1893'te Alp Himalaya sisteminin bulunduğu yerde eskiden bir okyanus olduğunu fark ediyor. Bu okyanusa Tetis adını veriyor. İlber de hemen sizi hatırlatacaktır. Aşil'in anası, mitolojiden evet, yani şey karakter olarak da coğrafyaya benziyor. Bunlar mitoloji biliyorlar. Tetis tanrıça fakat insanla çoğalıyor. Karaktersizlik anladın mı? Mitolojide böyle oynatıyor. Evet. Sonra işte oğlunun biliyorsun topuğundan tutup suya batırıp çıkardı. Topuğu hariç kurşun geçirmiyor. Karaktere benzetiyor bak coğrafyayı. Tetris o. Tetris. Ama adam Viyana'da profesör kardeşim. Yani arkadaşlarından bir tanesi Gompert. Viyanalıların en büyük klasikçilerinden biri. Yani. Neyse. Edward Zeus buna Tetris adını veriyor. 1973'e kadar herkes bu Tetris'i arıyor. 1973'te Cambridge'den Alan Smith dikkat çekti ki okyanus kalıntıları Yunanistan'dan hatta Alpler'den başlıyor. Yunanistan'dan Türkiye üzerinden İran'dan Pakistan'dan Tibet'e giriyor. Tibet'ten Çin'e. Buradaki bütün okyanus kalıntıları çok genç. Aşağı yukarı 200 milyon ve daha genç. Şimdi levha tektoniği ortaya çıktıktan sonra kıtaları bir araya koyuyorsun. Aynen Pangea diye tek bir kıta çıkıyor. Bunun ortasında koca bir okyanus var. O okyanusun yaşı 300 milyon yıl. Alan Smith dedi ki kardeşim bu Tetis'se bunlar ne? Ama dedi biz biliyoruz ki Zeus'un kastettiği Tetis bu genç olanlar. Peki bu nerede? O bulunamadı uzun yıllar. Onu ben buldum. Gene Nature'da 1979'da bir makale yayınladım. Öğrenciydi. O da müthiş sükse yaptı. Ondan sonra moda oldu. Ben dedim paleotetis, neotetis diye ikiye ayırdım. Eski tetis, yeni tetis diye. Bir, o da çok müthiş sükse yaptı yani. Yani genişledi tetis. Şey, çünkü ara kapandı değil mi? Kafkas dağlarıyla tektonik. Mesela şeyde Anadolu'yu da anlattı bana. Onu da yayınladık. O niye dört bura dedim kaldera değil anlat dedim. Yani böyle iki dağ silsilesinin arası niye çukur değil? Yani niye oraya su dolmadı ya çukur değil. Değil mi? Bence su dolması lazım. Çünkü o iki dağ silsilesini kapatacak bir kanal yok Ege'de. Alivyon tamam. Niye dedim? Bana şey anlattı, bunun cevabı var dedi, bulduk dedi. Kaynamayı, şeyi, metalleri, çarpışmayı, dağların çarpışmasını kaynamayla yükseliyor. Yükseliyor. Hani nasıl çorba böyle kaynıyor, sonra şey yapınca altını kısınca iniyor. Bu şekilde bir şeyle bir plato çıktı. Aynı Orta Anadolu hafif alçak. Biz alçaktı. Orada oturuyoruz. Kenar İran'dan gibi. Sonra bereketli yer. Buraya gelmişler onun için. Anadolu çok bereketlidir biliyorsun. Evet. Yani İran çölleri gibi olmaz. Deşti kebir deşti. Yok böyle şeyler yok bizde. Bu İlber'in dediği makale 4000 küsur atıf aldı. Sırf Türkiye küsur. Hakkında la. Sırf Türkiye hakkında. Ama bizim tarihçilerde yok. Yok abi. Yani Türkiye'nin niye seçildiğini anlatamıyor. Çünkü Sultan Melikşah, yani bizim imparatorumuz değil mi? Gitti Malazgirt'te Yunanları yendi, Roma ordusunu. Yunanları demiyorum. Melikşah değil, Alparslan. Bizantinist. Evet. Alparslan. Alparslan. Sultan Melikşah diyor. Sultan Alparslan yendi. 1071 Malazgirt. Şimdi niye buraya gitmiyor? O demek o yaylayı tanımıyor. Burayı mı bulacağım diyor. Onun gözü aşağıda Suriye, Lübnan, Bilal-ül Şam ve Mısır. Bereketi belli yerler bunlar. Oraya gidiyor, gidemiyor tabii. Kolay değil. Öldürülüyor bir de zavallı. Öldürdü sonra da Asasenler yok etti onu. Asasiler. Dolayısıyla bu iş böyle kaldı. Biz ancak güneyde şey yaptıktan sonra Anadolu içlerine girdik ve gördük bunun bereketini. Evet.
bu demek ki bu tektonik alan, ne demek tektonik mi? Tektonik, tabii. Tektonik alanı iyi etüt edemedik, kafamızı almadık. Ki bu Strabon tarafından bile biliniyor. Biliniyor. Yani. Ve Strabon özel bir terim icat etmiş. Oropevia. Dağ ayağı demek. Strabon diyor ki Oroslar var, yani dağlar var. Bunlar arasında diyor Oropeviyalar var. Ha. Mesela Doğu Anadolu için bir Oropevia diyor. Orta Anadolu Likaonia Oropeviyası diyor. Kaonia, İkonia. Evet. Biz Tanrı'nın oluşma tarihine baktığımız zaman Tanrı fikrini... Çok eski. Orada çok keskin bir iyi kötü ayrımı var. Mesela Tanrı niyeyse hep iyi bir şeyler yapıyor ki pekala kötü de olabilir. Mesela işte mitlerde de kötü şeyleri var. Şimdi yapay zeka devri bilmem ne var ve iyi ve kötü çok fazla iç içe geçmiş. Bu insanın Tanrı arayışını nasıl etkileyecek? Duracak mı bu arayış? Vallahi durmamasını ümit edelim. Çünkü Tanrı arayışı olmayan bir şeyi aramak. Dolayısıyla irrasyonel bir şey. İrrasyonel bir şeyin içinden her türlü kötülük çıkar. Dolayısıyla artık bundan vazgeçmek lazım. Ya varsa? Yok öyle bir şey. Yani ben sana şunu diyeyim. Mesela şimdi şu çay fincanının yanında ben diyorum ki sana bir tane daha var. Ne diyeceksin? Şimdi ben de sana diyeyim ki ya varsa. Ben görmüyorum. Hayır. Ben elini sok bilmem yok ya öyle bir şey. Yani doğa bilimlerine baktığın zaman hiçbir yerde bir yaratıcının izini göremiyoruz. Ve bunu ilk defa Anaximandros fark etmiş. Ve kainatın oluşumunda başlangıçta ne vardı sorusuna adam apeiron diyor. Apeiron. Zamanda ve mekanda sınırsız. Yani kainatın yaratılışı yok. Ama bu boyda şeyleri nizamlayan bir şey var. Hayır yani. Nizamlı da değil. Nizamsız. Hayır nizam tamamen nizamsız. Her şey kaotik. Bütün bakıyorsun gökyüzüne kaotik. İşte biraz önce dağların oluşumunu konuştuk. Kaotik, hiç düzen bilmem ne yok. Ama kaosta bir düzen var ha? Hayır yok. Bunu diyorum sana yok. Yani bizim yaptığımız orasından burasından izah etmek. Şimdi biraz önce bak. Çok ilginç. İlber size tarihin karakterini anlattı. Dedi ki kardeşim tarihin kanunu yoktur. Al gel jeolojiye. Jeoloji nihayet tabiatın tarihidir. Orada da aynı şey mevzu var. Orada da geçmişte olan olayları belgeleyip izah etmek mümkün. Ama onu izah ederken ya ileride de böyle olacak diyemiyoruz. Çünkü belli bir düzen yok. Her şey kaotik gelişiyor. O kadar karmaşık ki kainat. Anlaşılır gibi değil yani. Ve yani bugün fizik döndü, dolaştı, geldi Anaximandros'un dediğine. Şimdi diyorlardı işte Big Bang, ondan önce hiçbir şey yoktu falan. Şimdi ortaya çıktı ki ondan önce de bir şey var. Onun izlerini ufak ufak yakalamaya başladılar. Dolayısıyla ne başlangıcını görüyorsun ne sonunu görüyorsun. Geldik Apeiron'a. Milattan önce 2500 yıl bizim Miletos. Onun için ben öğrencilerimi anlatırken oradan başlıyorum. Diyorum Thales ve Anaximandros'la başlayalım. Değil mi? Çünkü ilk defa orada insanoğlu şeyi sorgulamaya başlıyor. Tabiatı sorgulamaya başlıyor. Şimdi Tanrı fikri çok eski. Değil mi? Yani ta ilk en iptidai toplumlarda dahi bir Tanrı fikri bir de ölümden sonra hayat fikri var. Neandertaller bile gömdükleri adamın yanına çiçek koyuyorlar, yok eşya koyuyorlar bilmem ne. Oradan görüyorsun ki adam öldükten sonra bir hayatı olacağını farz ediyor. Evet. Değil mi? Neden? Ölüm korkusu. Çünkü ölüm geldi mi bakıyor ki her şey bitti. Lan diyor her şeyin bitmemesi lazım. Buradan ruh kavramı çıkıyor. Şimdi ruh pnoimadır.
Yunanca. Ne demek biliyor musunuz? Pnoima. Şu var ya. Nefes. Pnoima. Arapça nefs. Nefs. Ruhtur. Ruh da ruhtur. İkisi de nefestir. Çünkü ölürken dua üfleme oradan mı geliyor? Tabii ki bak. Yapıyor. Ha diyor ruh çıktı gitti. Değil mi? Çünkü kendini aldatıyor. Bir şey var diyor ölmeye. Olmalı diyor. Ölümü bir türlü kabullenemiyor. İşte oradan yok işte melekler, tanrılar, cennet, cehennem, Allah gibi böyle hiçbir şekilde gözle görülemeyen, kontrol edilemeyen, varlığı hakkında en küçük bir ipucunun olmadığı saçma sapan fikirler türemeye başlıyor. Ve tarihin gelişmesine bak, ne zaman dinle bilim çatışmışsa bilime haklı gelmiştir. Dolayısıyla sizin sorunuza gelelim. Şimdi muazzam bir gelişme var. İşte yapay zekaydı bilmem neydi falan filan. Artık insanların görmesi lazım ki Tanrı'ya gerek yok. Yani bir Tanrı arıyorsan Tanrı biziz. Bir sürü şeyi biz yarattık. Şimdi biz kendimize nasıl çeki düzen veririz? Nasıl bir cemiyet kurarız adam gibi? Nasıl alttakileri ezmeyiz? Değil mi? Buna yeni bir şey bulmamız lazım. Yeni bir temel bulmamız lazım. Dinle bu olmuyor. Yani sen Kur'an'a bakıyorsun, köleliği okey diyor ya. Böyle saçmalık olur mu be? Yani Kur'an'da bir sürü bilgi veriyor işte. Zelzele hakkında bilgi veriyor, dağlar hakkında. Hepsi yanlış, saçma sapan şeyler. Neden? Çünkü o zamanın bilgisini yansıtıyor. Sonra Kur'an'dan gidiyorsun Tevrat'a. Tevrat'a bakıyorsun. Aa diyorsun bu Sümerlilerin, Asurluların mitolojisi. Ben Türk televizyondaydım bu İbrahim, Musa falan filan. Bunların hepsi masal, yok böyle adamlar tarihte. Değil mi? Bunlar Yahudilerin milli destanı olmuş. Şimdi bizde de böyle bir destan var. Oğuz Kağan destanı biliyorsunuz. Yok işte gökten mavi ışık indi de bilmem ne. O ne kadar doğruysa bunlar da o kadar doğru. Saçma sapan şeyler. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiniz. Bizim hayatımızda herhalde unutamayacağımız bir görüş. 2-3 saat yaşadık. Sağ olun. Sizinle aynı dili konuşabilmekten ve karşınızda olabilmek çok büyük bir mutluluk. Daha sizinle konferansa da birlikte olacağız. Konferansın sunucuları da biziz. Beni yalnız davet ettiniz mi bir daha mutlaka İlber'le beraber davet edin. Bu adamın yanında ne zaman böyle otursam neler öğreniyorum ya. Ben şimdi neler öğrendim ya. Sen not tutmayasın ki ben tuttum. Bak hepsini yazdım. Sen benden bir kere çok daha disiplinli bir adamsın. Aferon hepsini biliyordum da yanlış anlatıyorlar. 4 tane İyonyalı filozof menşeyi anlatan. Ateş, su. O şey Empedokles. Empedokles o Sicilyalı. Sicilyalı. Ateş, Aperon, su, hava. Aperon, toprak, toprak. Toprak. O şey. Daha elle tutulur. Sicilyalı. Neden biliyor musun? Volkanların yanında oturuyor. Evet, sizde volkan yok. O görüyor. Ateş, su, şey. Evet ondan çıkıyor. Teşekkür ederiz. Çok biz sağ olun. Size teşekkür ederiz. Size güzel bir fırsat verdiniz. Sağ olun. Bakalım. Güzel bir vakit geçirdiniz. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Memnun olduk. Sağ olun. Görüşürüz. Güzel, tamam. Hadi bakalım.